kapı rüzgarlıklarını sizlerle beraber paylaşacağız. Kapı rüzgarlıkları bu şekilde. Şöyle var. Bazılarında parça parça var. Bazılarında da bütün olarak var. Evet, içi arkadaşlar bu şekilde. İçleri biraz uzun. Yani şu kapıdan uzun. Siz bunu buna göre kesiyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Bazı kapılar belki 1 santim, 2 santim oynayabilir. Ona göre kesip yerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu şekilde. Tam gelecek biraz da 1 santim bu taraftan, 1 santim o taraftan. Çünkü buraların böyle kıvrılma payları var. Onları hesaba katarak kesip koyuyorsunuz. Makine bıçağı kullanırsanız çok daha güzel bir kesim elde edersiniz. Şuradan şöyle yapıştırabiliyorsunuz. Ne kadar kaldıysa öyle yapıştırabiliyorsunuz. Çok küçükse veya bu artık bunu geçiyorsa veya ona ulaşmıyorsa öyle zamanda da şöyle zımbayla beraber şöyle tel zımbayla zımbalıyorsunuz. Şurada şekilde gördüğünüz gibi. Buradan da buradan da yıkanacağı zaman aynı şekilde oralardan çözüp yıkayabiliyorsunuz. Şu kıvırdığınız taraflar aşağıya gelecek şekilde şu şekilde araya takıyoruz. Sonra bunu istediğiniz gibi de açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, şöyle bir bakalım kurtarıyorum şu şekilde. Bantladık. Burayı aşağıya getirdik. Evet. Rüzgarın akışını vesairesini de engellemiş olduk arkadaşlar.